Yusuf Demir'i konuşalım biraz. İzleyicilerimiz, sizlerin de soru ve görüşleri önemli tabii ki. Performansı bir yana, Galatasaray'ın kadrosunda şans bulabilme ihtimali başka bir yana tabii ki. Neler olur kadroda? Gerçi bazı isimlerin ön plana çıkmasıyla birlikte yer de açılabilir. Onu da konuşuruz ama Serdar Keleci seninle başlayayım. Ya şimdi bir hazırlık maçında Yusuf kendisinden bahsettirmeyi başardı. Ama yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın Yusuf Demir transferindeki ödediği tutar 6 milyon euro. Bonservis. Evet. Yani o bölgede Mertens'i aldı Galatasaray. Mata'yı aldı Galatasaray. Elde Hamza Akman ve Yusuf Demir. Şimdi 6 milyon euro verdiğiniz oyuncu Torreira bir benzeri. Yani sorunun cevabı çok net. Yani birine 6 milyon verdim. Torreira aldığım katkı bu. Birine 6 milyon euro verdim. 2 maç 42 dakika. Bendeki şeyi bu. Cevabı bu. Ha sakatlığı var ama sakatlığından önceki Yusuf Demir'i de biraz hafızamı zorladığım zaman bir 77'de oyuna girmiş, bir 63'de oyuna girmiş. Niye Okan Hoca tercih etmedi? Orada biraz diğer yabancıların performansı mı etkiledi acaba? Bu 6 milyon euro. Öyle ama burada tabii ya birincisi şunu bir kez daha söylerim. O madde bu çocuğun oynamasını engellemiyor. Hangi madde? İşte yurt dışında belli bir tarihte konulan bir madde var. Yabancı mesela, olduğu için yani. Evet. Tabii, hayır tabii. Abi ben kesinlikle katılmıyorum ya. Yok yok şey diyorum. O madde olmasa doğrudan Türk pasaportu var. Öyle bir madde varsa var. Abdülkerim için de var. Var var onu söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu için de hayır, var. Hayır keşke kesin o zaman. Olmasaydı da oynasaydı. Onu ister. Hayır tabii ki burada hemfikirim ama ya şöyle bu madde var ve maddeyi Yusuf, değiştiremiyorsun. O zaman, ayrı bir nokta. Dolayısıyla hani bunu değiştiremezsin. Hiç dile getirmemek lazım. Ama o maddeyi neden koydular? O günün şartları neydi? Mesela Veli Kavlak o maddeye takılmadı. Çünkü Veli Kavlak o maddeden önce gelmişti. Çünkü prosedüre uygun bir transferdi. Uygun bir transferdi. Eğer Veli Kavlak o maddeden sonra gelse o da Beşiktaş'ta yabancı. Yusuf Demir'in yabancı kategorisinde olmasıyla ilgili. Onu söylüyor zaten. Tamam. Kerem veya Abdülkerim'le aynı kategoride olmadığı için. Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani birileri birilerini kesebilir yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çok iyiysen yabancılardan, zaten evet. Yabancıyı da keser. Yani diğer yabancıyı kesmiş olursun onu anlatmaya. Yani evet. Sen yerliyken kesebiliyorsan Abdülkerim olarak yabancı da diğer yabancıyı. Anladım tamam. Hatta daha da kolay değil mi? Ama kesebileceği dönemler yaklaşıyor sanki. Hatta daha da kolay değil mi? Tabii. Yani ben 3 yerli. Tabii canım daha kolay yabancıyı kesmek. Ya o yüzden hani tabii ki gönül ister ki Yusuf Demir daha da iyi olsun. Ama ben sadece ben oyunculara şöyle bakarım. Yeteri kadar çalışan oyuncular, yeteri kadar çalışmayan oyuncular. Eğer Yusuf Demir yeteri kadar çalışsaydı Okan Hoca zaten ona ilk 11 oynatırdı Mertens'in yerine. Kaç yaşındaki Mertens'in yerine? 35 yaşındaki herhalde. 34-35 yaşındaki Mertens'in yerine. Ya da Mata'nın aldığı süre yerine belki Yusuf Demir'i kullanırdı. Ben o yüzden hani hazırlık maçlarındaki şu performansını çok önemli olarak varsayamam. Peki izleyicilerimizin yazdıklarına da bir bakalım neler soruyorlar. Hazırlık maçlarıyla ilgili yorumlar var. Bakalım Selman Bey. Hazırlık maçının son bölümü çok tempolu ve evet, heyecanlı geçti. Sahanın tamamı U19 oyuncularıyla donatılmıştı diyor ve bu performanstan bir seyirci olarak çok memnun kaldım. Tek üzüldüğüm nokta Ali Turap Bülbül maalesef mevkisi gereği şans bulamadı demiş. Selman Bey'i tebrik ediyorum. Hani en azından Türkiye'de futbol izleyicisinin akademilere olan ilgisi çok düşük. Belki dünyada da çok farklı değildir ama ya U19 maçlarını, U17 maçlarını ara sıra izlemeye gittiğimde tribünlerdeki seyir sayısı çok az. Futbolu seviyoruz diye çok konuşuyoruz ama çok az. Çünkü Galatasaray'ın U17'si, Galatasaray'ın U19'u çok kaliteli oyuncular var burada. Yani ben bazen saymaya kalktığım zaman tüh şu çocuğu unuttum diye üzülüyorum. O yüzden hani saysam mı saymasam mı bazen tereddüt ediyorum. Tabii orada çok değerli insanlar var. Mesela geçen sene Ferda Cevizci Hoca'nın maçlarını izlemekten çok keyif almıştım. Galatasaray U16'yı yanlış hatırlamıyorsam çalıştırıyordu. Ortada bir oyun kültürü var. Bu sene U17'nin maçlarını izliyorum. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Keza U19 maçları. İyi oyuncular var ama oyuncu geliştirilemiyor. Yani oyuncu geliştirme ekibimiz yok. Yani biz hocalardan oyuncu geliştirmeyi beklemekten artık vazgeçelim. Yani hocalar oyuncuları geliştirmesin. Bunun için bir ekip tutulsun ve Galatasaray 6 milyon euroya bir transfer daha yapmasın artık. Yani çünkü Galatasaray'ın bilançosunda herhalde 2-3 milyar borç
silindi büyük ihtimalle ki Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da Beşiktaş bu transferleri yaptılar. Ya ben öyle zannediyorum. Son dönem bilançolarına bakmadım ama büyük ihtimalle daha, bir piyango çıktı. Daha yeni borç konusunu açıkladı hatta. Öyle mi? Ben kaçırmışım. Var mıymış borç? Tabii ki var. Hani hedeflediklerinden bahsetti bir de kapatma süreci için yapılan işlerden, Mecidiyeköy'den yapacakları vesaire o açığı da kapatacaklarını, planlamalarının olduğunu söyledi. Ama tabii ki borç var. Tabii yani Mecidiyeköy'den bir gelir 1 milyar TL. O da geçmişten bugüne olduğu gibi tek bir futbolcuya yatırılır. Ondan sonra hata yaptık denilir. Genel Türk futbol bilançosundan bahsetmek gerekirse sonra 5-6 sene sonra herkes sırça köşklerine giderler, otururlar. Ondan sonra biz burada neden Arda Güler oynamıyor, neden Hamza Akman oynamıyor, neden işte Ali Mayaz oynamıyor diye yırtarız kendimizi. Neden oynamıyor? Çünkü bu yaptığınız transferler yüzünden oynamıyor. Çünkü oyuncuları geliştirmek yerine hiçbir çaba sarf etmiyorsunuz. Akademinin başına bir tane Almanı getirerek, bir tane İspanyolu getirerek, bir tane Hollandalıyı getirerek bu işleri çözeceğinizi zannediyorsunuz. Oysa o kadar basit bir olay değil futbol. Genç oyuncu geliştirme olayı. Dolayısıyla o kadar böyle geçici çözümlerle böyle bir şey yaptığımızı zannediyoruz ve sürekli de aynı şeyleri yaparak yanılmaya doğru adım adım gidiyoruz. Yusuf Demir kariyer hayatına çok sükseli bir şekilde başladı. Oradan kopmayalım yine. Bir şeyler yapabilir mi? Yapabilir ama futbolcunun zihniyetini değiştirmek lazım. Şimdi özellikle Barcelona'ya giden ya da işte Mustafa Kapı diye bir oyuncu vardı Galatasaray'da. Galatasaray Akademisi'nden yetişmiş. Geçen gün bir röportajını okudum. Benim hayalim diyor yurt dışına gitmekti diyor. Ya da Yusuf Demir. Yani Barcelona'ya gitme hayali olmamalı bir oyuncunun. Barcelona'da kalmak olmalı. Marsilya'da kalmak olmalı. O hayaller bile yanlış kurulduğu için zaten bu hayaller idame ettirilemiyor. Ya bu oyuncuların hatası değil. Mental olarak bir problem var burada. Oyuncunun neyi hayal edebileceğini bile aslında ona hesap ettirmek, o tahayyül gücünü ona belki empoze edebilmek olmalı ama buralarda çok zayıfız biz. Ondan sonra işte Mata geliyor, Mertens geliyor, Yusuf Demir geliyor. Galatasaray'ın bak Mertens, Yusuf Demir, Mata, Hamza Akman bir bölgesinde 4 oyuncu var ya. Baran Aksakal ile ilgili çok soru geliyor. Onu da konuşalım isterseniz. Murat Güloğlu yazmış. Evet. Şu ana kadar hiçbir milli takımda oynamaması enteresan bir durum değil mi demiş. Evet o çok konuşuyor. Yusuf gibi başka milli takım seçerse yabancı sayılacak olması federasyonun suçu değil mi? Evet Bulgaristan milli takımından teklif geleceği konuşuluyor bu arada. 2 gündür de hatta Mehmet Özcan'ın haberiydi onu da söyleyelim. Biz de ekranlarımızda paylaşıyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Serdar Sarıdağ senle başlayayım. O gün 19 yaşında ortaya çıktı. İlhan Mansız 26 yaşında falan keşfedildi. Evet. Tümer de öyle hemen. Tümer ile ikisi de. Evet, 26 yaşındaydı. 25 yaşında. Yani bu gene iyi. Ama dediğin doğru. Alt yaş gruplarında falan hani Almanya'da bir çocuk böyle konuşuyorsa mutlaka onun alt yaş gruplarında bir geçmişi vardır. Hani Almanya'nın Bayern Münih'inde 19-20 yaşında hazırlık maçında bir adam oynamışsa bakarsın mutlaka U14'te, U15'te, U17'de, U18'de görmüşsündür. Kamplarına gitmişsindir. O açıdan baktığınızda hani Galatasaray'ın futbolcusu olmasa örneğin daha başka takımların futbolcusu olmasa hadi dersin. Ki o hadi bile denmemeli orada da. Takımına göre değil bu iş, yeteneğe göre. O konuda eleştiri yapanlar tabii ki, soru soranlar da haklı tabii ki. Ama en azından yine de bu yaşta bilinmesi de ayrı bir nokta. Ya Allah'tan sosyal medya çıktı yoksa bu çocuklar çıkmazdı. Tabii şimdi evet biraz daha görüp böyle izleyebileceğimiz başka platformlar var. Ya da ne bileyim işte Twitter'da biri yazıyor. Aa kimmiş diyorsun oradan öğreniyorsun. Aklında kalıyor. O yüzden biraz olumlu etkileri var bu sosyal medyanın. Olumsuz da var ama olumlu etkileri de var. Ya Baran çok özel bir yetenek. Yani ve özel şimdi okullarda ne yapıyorlar? Özel yetenekli çocukları ayrı bir sınıfa topluyorlar ve onları daha iyi yapmak için. Ben kulüplerimizden şunu bekliyorum artık özel yetenekleri ne olur ayırın. Ha milli takım için Baran'ın seçilmemesi evet eleştiri malzemesi ama geçen Mehmet Ayan bir röportaj yapmıştı Dolunay Kafkas'la. Evet. MKG'nin yaptığı röportajları da izledim. Ya Dolunay Hoca'ya hani bugün bilmiyorum günah öz eleştiri yapma günüm mü bilmiyorum ama biraz onları da dinlemek lazım bazen. Ya çünkü geçmiş dönemde ben kendi söylemlerimden bahsediyorum. Dedim ki ya
genç takımın hocalarının amacı maç kazanmak olmamalı dedim. Yukarıya oyuncu vermek olmalı dedim. Şimdi genç takımlar kaybetti mi? Kaybetti. Tolunay Hoca ile beraber ya da kazandı. Ama hani bazı çok sükselik mağlubiyetler oldu. Kötü mağlubiyetler oldu. Ama yukarıya oyuncu verdi mi Tolunay Hoca? Verdi abi. Yani ben Tolunay Hoca'yı sürekli eleştirmiş biri olarak yine onu dinledikten sonra biraz da oyuncularla konuşacağım. Çünkü diyor ki ya bir de beni oyuncularıma sorun dedi. Yani ben onların gelişimiyle ilgili... Çünkü bazen gerçekten oturduğumuz koltuklardan sallayabiliyoruz maalesef. Sadece bir sonuç üzerinden. Tolunay Hoca'ya da ben bunu yaptığıma inanıyorum. Ve Tolunay Hoca'ya şöyle bir baktığım zaman gerçekten de yukarıya oyuncu vermiş ya Tolunay Hoca. Biz bir şeyi evet. kaçırmışız. Ve bazen sosyal medyanın etkisinde çok fazla kalarak herkes Tolunay Hoca'ya vurdu dikkat edersen bir ara. Çok eleştirildi. Çok eleştirildi. Sonra... Bir baktım abi Tolunay Hoca'nın kazandırdığı A takıma çıkarttığı oyuncular. Bayağı var bu adam görevini yapmış mı? Özür dilerim Tolunay Hoca görevini yapmış mı? Yapmış. Ama bir şey daha okudum Tolunay Hoca ile ilgili en son. Bir Hamit Altıntop'la ilgili yaşadığı belki bir diyalog veya bu basına yansıyan tarafı. Tolunay Hoca'yı biraz ötekileştirme operasyonu gibi. Yapmayın. Yani bu milli takımda belki bugün tek bahsedeceğim olumlu şey... Faroe Adaları'na yenilen o A milli takımda o Tolunay Hoca'yı belki ötekileştirmişsiniz ama tek bahsedeceğim şey Allah'tan Tolunay Hoca'nın size gönderdikleri var da biz biraz güzel bir şey söyleyebiliyoruz.